Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmı yazarak bizimle arkadaşlar paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. A bölümünde arkadaşlar bir sorumuz var. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sırasında 4 farklı konumunu gösteren şekil verilmiştir. Bu konumlarla ilgili olarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız. A. Dünya hangi konumdayken güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanır? Arkadaşlar güney yarımkürede en uzun gündüzün yaşandığı tarih 21 Aralık. Onların yaz mevsimine girdiği gün. O halde hangi konum? İkinci konum. Diğer sorumuz. Dünya hangi konumdayken güney yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanır? Bizim ilkbahara girdiğimiz 21 Mart tarihi güney yarımküre için sonbahara girilen tarihtir. Dünya hangi konumdayken kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanır? Güney yarımkürenin yaz mevsimine girdiği gün arkadaşlar biz de kış mevsimine gireriz. İkinci konum. Dünya hangi konumdayken kuzey ve güney yarımkürelerin aydınlanma süreleri eşittir? Bundan kast arkadaşlar gece gündüz süresinin eşitliği. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? 1 ve 3. konum diyeceğiz. Çünkü 1. ve 3. konum 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Dolayısıyla burada 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşandığı için hem güney yarımküre hem kuzey yarımküre için aydınlanma süresi 12 saattir. Diğer sorumuz. Dünya hangi konumdayken öğle vakti ekvatora güneş ışınları dik açıyla düşer? Ekvatora güneş ışınlarının dik açıyla geldiği tarih 21 Mart ve 23 Eylül, yani 1 ve 3 nolu konumlar. Bunları yazalım. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül. Dünya hangi konumdayken Türkiye'de yaz yaşanır? Arkadaşlar 21 Haziran tarihinde Türkiye'de yaz mevsimi yaşanır. 4 nolu konum. Dünya hangi konumdayken dünyanın herhangi bir yerinden güneye doğru gidildiğinde gece süresi artar. Güneye doğru gidildiğinde gece süresinin artması için güney yarımkürede kış mevsimi olması lazım. Bu da 4 nolu konum. Dünya hangi konumdayken eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkar? Ekinoks tarihinin yaşandığı gün, yani güneş ışınlarının ekvatora dik olarak geldiği gün dünyanın eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkar. Yani 1 ve 3 nolu konumlar. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Velileriniz bizi 0507-215-2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. B bölümü. Mevsimlerin oluşmasının iki nedenini aşağı yazınız. Arkadaşlar mevsimlerin oluşmasının iki temel nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi dünyanın güneş etrafında dolanması. Evet, dünyanın güneş etrafında dolanması arkadaşlar. Bir diğeri ise yine dünyanın eksen eğikliği diyebiliriz. Bu iki temel etken mevsimlerin oluşmasına neden oluyor. Bir diğer sorumuz. İklim ve hava olayları arasındaki 4 farkı aşağıdaki tabloya yazınız. Arkadaşlar iklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji, hava olayını inceleyen bilim dalına ise ne diyoruz? Meteoroloji. Yine iklimin sonuçları kesindir arkadaşlar. İklim kesinlik bildirir.
Hava olayları ise ne diyoruz? Tahminidir. Yine arkadaşlar iklimin anlatırken ne diyoruz? Kurak, yağışlı, soğuk gibi kavramlarla anlatırken hava olayını güneşli, yağmurlu, bulutlu, rüzgarlı gibi kelimelerle ifade ediyoruz. Yine iklimde değişkenlik azdır. Değişkenlik az. Hava olayında ise arkadaşlar değişkenlik fazladır diyoruz. D bölümü arkadaşlar doğru yanlış bölümü. Bakalım DNA'nın temel yapı birimi nükleotitlerdir. İfadesi doğrudur. DNA'nın yapı birimi nükleotit görev birimi gendir. Her canlı türü kendine özgü sayı ve çeşitli gene sahiptir. Bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Canlıların gen sayıları tür içinde kendi içinde belli bir sayısı vardır. DNA'nın kendini eşlemesi tüm canlı hücrelerde görülür. Eğer ki bir hücrenin bölünme yeteneği varsa arkadaşlar DNA'nın eşlenmesi görülür. Ancak bazı hücreler belli bir büyüklüğe ulaştığı zaman bölünme yeteneğini kaybediyorlar. Dolayısıyla onlarda DNA eşlenmesi görülmesine gerek yoktur. Sağlıklı bir insanın DNA'sında adenin bölü guanin oranı her zaman 1'e eşittir. Arkadaşlar adenin sayısı guanin sayısına eşit olmak zorunda değildir. Dolayısıyla adeninle guanin eşit olmayacağı için oran her zaman 1'dir diyemeyiz. Canlı türlerinin birbirinden farklı olmasının nedeni canlılardaki nükleotitlerin sayısı, sırası ve dizilişinin farklı olmasıdır. Bu ifade doğru. Canlıları birbirinden farklı kılan şey nükleotitlerin sayısının, sırasının ve dizilişinin farklı olmasından kaynaklanır. 6. DNA'daki nükleotitler yapılarındaki organik baza göre adlandırılır. Bu ifade doğru. Eğer ki bir nükleotitte adenin bazı varsa onun ismi adenin nükleotidi, timin bazı varsa o da timin nükleotidi olur. E bölümünde çoktan seçmeli sorular var. Soru 1. Şekilde dünya üzerinde A, B, C noktalarına güneş ışınlarının gelme açıları ve gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmakta. Arkadaşlar ekvatoru çizdiğimiz zaman şu şekilde dünyanın güney kısmının, güney yarım küresinin güneşe daha çok dönük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yaz mevsimi, kuzeyde kış yaşanmakta. Bir doğru. Kuzey yarım küre daha soğuk bir mevsime geçmiştir. Evet. Çünkü kış yaşanmakta doğru. Bu açıda tarih 1 Ocak olabilir. Kuzey yarım kürenin kış mevsimine, güney yarım kürenin yaz mevsimine geçtiği tarih 21 Aralık olduğu için şekilde verilen tarih 1 Ocak olabilir. Bu da doğru. Cevap D şıkkı. Soru 2. Yukarıda DNA'nın kendini eşlemesi şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre DNA'nın kendini eşlemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Oluşan yeni zincirler birbirinden ayrılamaz. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Oluşan zincirler tekrar birleşme sırasında birbirinden ayrılabilir. DNA'nın kendini eşlemesi hücre bölünmesi öncesinde görülür. Evet, 7. sınıfta bölünme konusunu görürken mitoz ve meyoz öncesinde DNA'nın kendisini eşlediğini öğrenmiştik. B doğru. Oluşan yeni DNA'lar aynı genetik bilgiyi taşırlar. Bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Çünkü burada DNA kendini kopyalıyor. Dolayısıyla oluşan DNA'lar da aynı genetik bilgiyi taşır. Zincirler birbirinden ayrılır ve yeni zincirler oluşur. Bu ifademiz de doğru. Şurada zincirlerin ayrıldığını ve yeni zincirlerin oluştuğunu gözlemliyoruz. Cevap A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Kar ve kırağı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İkisi de nemli havanın yoğuşmasıyla oluşur ifadesi doğru. B. İkisinde de yoğuşma yeryüzünden aynı yükseklikte olur. Bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Kar gökyüzüne yakın yerlerde, kırağı ise
yeryüzüne daha yakın yerlerde oluşur. C. Kar, soğuk hava etkisiyle su buharının buz kristalleri haline gelmesiyle oluşur. Bu ifademiz doğru. Kırağı havadaki su buharının donmasıyla oluşur. Evet, kar ve kıra arkadaşlar hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü durumlarda görülür. A, C ve D doğru. B şıkkı yanlış. Soru 4. Şekildeki nükleotidin DNA'ya ait olduğu bilinmekte. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 1 ile gösterilen fosfattır. Evet, bu ifade doğru. Bu nükleotit adenin nükleotididir. Bakalım, içerdiği baz adenin bazı olduğu için ismi de adenin nükleotidi olması gerekiyor. Doğru. C. 2 ile gösterilen deoksiriboz şekeridir. Evet arkadaşlar, DNA'nın ismini aldığı yapı deoksiriboz şekeri. Bu nükleotidin karşısına guanin nükleotidi gelir. Hayır arkadaşlar, bu verilen şeklin tam karşısında hangisi olur? Tabii ki timin nükleotidi olması gerekiyor. Cevap D şıkkı. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki gibi nükleotit dizilimine sahip olan DNA zincirlerinin hangisindeki hasar giderilmez? Arkadaşlar, birinci DNA'daki hata, sitozin karşısında eksik nükleotit var. Buraya guanin yazılır ve bu hata giderilebilir. Yine buradaki hatalar 3'te timin karşısında adenin, sitozin karşısında guanin, guanin karşısında sitozin yazılır. Bu da giderilir. Ancak 2 nolu hatanın arkadaşlar giderilmesi için elimizde herhangi bir veri yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 2. 6. Şekildeki DNA parçasının gösterilen bölümü koparak yavru hücreye aktarılıyor. Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Modifikasyon oluşmuştur. Genlerde meydana gelen bu değişimden dolayı arkadaşlar buna modifikasyon diyemeyiz. Bu olay bir mutasyondur. Kopan parça tamamlanmıştır. Eğer ki DNA'nın her iki zincirinde de aynı anda hata oluşursa arkadaşlar, bu hata tamamlanamaz, giderilemez. Bu ifademiz de yanlış. Oluşan yeni canlıda kalıcı bir genetik bozukluk gözlenebilir. Evet, az önce bahsetmiştik. Hata giderilemediği için buradaki bozukluk kalıcı olacaktır. C doğru. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşirse mutasyon oluşmaz. Hayır arkadaşlar, sonuçta bu hata onarılmadığı için burada bir mutasyon söz konusudur. Ve zaten burada ne diyor? DNA parçasının gösterilen bölümü koparak yavru hücreye aktarılıyor. Yani burada bir onarım söz konusu değil. Soru 7. Yukarıdaki soy ağacı bir ailedeki düz ve kıvırcık saçlı bireyleri göstermektedir. İçi taralı bireyler düz saçlı olup düz saç geni çekiniktir. Buna göre 2 ve 3 üçüncü bireylerin genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu tarz sorularda arkadaşlar öncelikle çekinik karakterdeki bireyleri yazmak önemli. Küçük a, küçük a, küçük a, küçük a yazdık. Evet, şimdi bunların bakalım ebeveynler ne olacak? Küçük a'nın bir tanesi anneden, bir tanesi babadan gelmek zorunda. Yine burada bir tanesi anneden, bir tanesi babadan gelmek zorunda. Şimdi şıklara baktığımız zaman arkadaşlar, anne ve babada ikisini de saf baskın gösteren şıkları eleyeceğiz. A şıkkında ikinci bireyde çekinikken yok, elendi. B şıkkında ikinci bireyde ve üçüncü bireyde çekinikkenler yok, elendi. C şıkkında arkadaşlar ikisinde de çekinikkenler var, olabilir. D şıkkında üçüncü bireyde çekinikken göstermediği için bu da elendi. Cevap C şıkkı. Soru 8. Havanın açık olduğu bir yaz gecesi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Deniz üzerindeki hava kara üzerindeki havaya göre daha sıcaktır demiş arkadaşlar. Şimdi biz denizlerin geç ısınıp geç soğuduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gece vakti denizler gündüz vaktine göre daha sıcak olur. Dolayısıyla deniz üzerindeki hava kara üzerindeki havaya göre daha sıcaktır. Doğru. Deniz üzerindeki hava basıncı
kara üzerindeki hava basıncından daha azdır. Sıcak olan bölgenin basıncı, soğuk olan bölgenin basıncına göre daha düşüktür. Bu ifademiz doğru. Karadan denize doğru hareket eden hava ısınarak yükselir. Karadan denize doğru arkadaşlar rüzgar oluşur. Daha sonra bu rüzgar deniz üzerine geldiğinde ısınır ve buradan ısınarak yükselmesi beklenir. İfademiz doğru. Kara üzerindeki hava basıncı denize göre daha düşüktür. Oysa burası arkadaşlar soğuk olması gerekiyor. Denizin sıcak olması gerekiyor. Soğuk olan yerde yüksek basınç, sıcak olan yerde alçak basınç olur. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Aradığımız cevap D şıkkı. Soru 9. Bir özellikle ilgili şeklindeki çaprazlamaların birinci kuşakta çekinik saf döl görülme ihtimali fazla olandan az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Melez ve saf çekinik çaprazlandığında büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A ve küçük A küçük A oluşur. Dolayısıyla saf çekinik %50 arkadaşlar. İkinci durumda büyük A küçük A ve büyük A büyük A. Buradan saf baskın, yine saf baskın, şuradan melez ve yine melez oluşması gerekiyor. Yani burada arkadaşlar saf çekinik %0. Üçüncü durumda iki tane melez çaprazlanmış. Baktığımız zaman saf baskın olabilir, melez olabilir, yine melez olabilir ve saf çekinik olabilir. Bu da %25 ihtimalle. En fazla %50 1, sonra %25 3, sonrasında %0 2 numara. A şıkkında 1, 3, 2 cevap A şıkkı arkadaşlar. Soru 10. Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinden sadece bir çeşit genotipte yavru bireyler oluşur? Bakalım. Melez ve saf döl baskın. Arkadaşlar burada hem saf baskın oluşabilir hem de melez oluşabilir. A gitti. Diğeri melez ve çekinik. Yine burada melez oluşabilir ve saf çekinik oluşabilir. Bu da gitti. Saf döl baskın, büyük A büyük A ve çekinik, küçük A küçük A. Burada sadece ve sadece melez oluşabilir. Cevap C şıkkı. Melez melezde ise büyük A büyük küçük A, büyük A küçük A, saf baskın oluşabilir. Yine arkadaşlar melez oluşabilir ve saf çekinik oluşabilir. 3 farklı genotip oluştu. Cevap C şıkkı. Soru 11. Bir nükleotidi oluşturan birimler aşağıdaki tabloda numarayla verilmiş arkadaşlar. Bu birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bütün DNA'lardaki nükleotitlerin sayısı 1 ve 2 nolu birimlerin sayısına eşittir. Arkadaşlar 1 fosfat molekülünü sembolize ediyor. 2 deoksiriboz şekeri, 3 ise herhangi bir baz olabilir. Dolayısıyla bütün nükleotitlerin sayısı arkadaşlar yapısında bulunan şeker ve fosfatın sayısına eşittir. A doğru. 2 nolu birim deoksiriboz şekeridir. Şimdi arkadaşlar detay bilgi, fakat deoksiriboz şekeri 5 karbonlu bir şeker olduğu için genellikle deoksiriboz şekerini beşgen şeklinde gösterirler. Doğru. 3 nolu birim timin organik bazı olup tüm nükleotit çeşitlerinin yapısında bulunur. Şimdi bu ifadede 3 nolu yapının timin organik bazı olma ihtimali var. Fakat bütün nükleotitlerde timin bulunur demek yanlış olur. Cevap C şıkkı. 2 nolu birim bütün nükleotitlerin orta kısmında bulunur. Evet, deoksiriboz şekeri nükleotitlerin arkadaşlar orta kısmındadır. Cevap C şıkkı. Soru 12. Aşağıdaki hangi iki bezelyenin çaprazlanmasıyla oluşacak olan yavru bezelyeler kesinlikle çekinik özellik gösterirler? Burada arkadaşlar bahsetmemiş, fakat biz kısa boyun çekinik olduğunu, bir de beyaz çiçeğin çekinik olduğunu ve
Yeşil tohumun da yine çekinik olduğunu varsayacağız. Evet, sarı tohumlu bezelye, yeşil tohumlu bezelye. Burada zaten ki bunu deminki dediğimizi varsaymasak bile arkadaşlar, burada yani bunların bir tanesi zaten çekinik, diğeri baskın karakterdedir. Dolayısıyla bunların bir tanesi melez, diğeri çekinik olabilir. Yani bunlarda çekinik karakter ortaya çıkma ihtimali var. Fakat baskın karakter de ortaya çıkma ihtimali var. O yüzden A şıkkını eliyoruz. Mor çiçekli bezelye, mor çiçekli bezelye. Arkadaşlar, mor renk beyaz renge baskın olduğundan ve bunların da melez olma ihtimali olduğundan yine burada arkadaşlar mor çiçekli olma ihtimali vardır. Beyaz çiçekli olma ihtimali de vardır. Fakat kesinlikle dendiği için bunu da almıyoruz. C şıkkında kısa boylu bezelye ile kısa boylu bezelye ikisi de kesinlikle çekinik karakterdedir. Dolayısıyla bunların hiçbirinde baskın karakter olmadığı için doğacak yavrular, yani oluşacak yavrular kesinlikle çekinik özellik taşırlar. O halde cevap C şıkkı. Geldik buraya. Mor çiçekli bezelye, beyaz çiçekli bezelye arkadaşlar. Burada yine mor baskın olduğundan, beyaz da çekinik olduğundan arkadaşlar, biz yine oluşacak yavrularda baskın karakterli bireyin oluşacağını biliyoruz. Dolayısıyla çekinik karakterin oluşması kesin değildir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Arkadaşlar, sınavımız burada bitmiştir. Puanlarınızı yorumlara yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakınız. Başarılar arkadaşlar.